mı vermişsin Emir? Benim gibi kültürlü, asortik, borgulü bir kadının kızı bunları nasıl beğenin? Kız hani nerede altın tozu? Nerede püsküller? Nerede Paris'in o mis gibi buram buram kokusu? Senin babasın var. Rezil edeceksin sen bizi. O katnem Selma'nın dilinden kurtulamayacağım ben. Ay kes Cemil be Allah aşkına. Diyorum ki şöyle asortik bir şeyler yazalım. İşte Lady'ler, Lexinler, İmam ve Ayaklı Asalet Eşref canım. Dillere destan nişanı gibi bir şeyler olsun. Ay bu amcamda nerede kaldı yahu? Bir türlü gelemedi. Ne vardı yani uçakla gelsin? Otobüs de otobüs diye tutturdu. Ay ruhu fakir yahu bu adamı. Feri Neriman, senin de amcanı sanki bilmiyor. Aha geldi işte. Oy beyim, oymak beyim, oynak beyim. Hoş geldiniz. Alın çekin. Hoş bulduk da Sofya bacı. Ben ne oy beyim, ne oymak beyim, ne de oylak beyim. Ben de senin gibi bir insanım. Bana İsmail demen yeterli. Hem ezdirme kendini şu sonradan görmelere. Ay amcacığım, canım benim, hoş geldin. Öp bakayım. Kuş mu pisedilir be, niye yapmıyorsun kızım? Şimdiki gençlerin de karşılamaları bir tuhaf oldu doğrusu. Hep bunlar aleynaları, tilkileri dinlediler. Berlinleri, bihterleri izlediler. Sonra da böyle tuhaf bir varlık olup çıktılar. Ah Neriman ah! Seni o eski çocuklardan olsaydın bari. Desem şu olabilir mi? Ağaçlar kalem olsa, yapraklar kağıt olsa, yazılmaz seni sevdim, Karadeniz mürekkep olsa. Ya! Ya ne diyorsun sen ya? Diyorum ki şanıma şöhretin bize yakışır bir şeyler olsun. Tutmuş bana Nazım Elmas'tan inciler diyor. Kızım amca size ne yapsın? Resmen bu bir evlilik değil ki. Bildiğin alışveriş. Bunlar da davetiye değil, çek defteri. Bozdur bozdur harca. Her şeyiniz maddiyat olmuş sizin. 15 dolar amca. İsterse 100 dolar olsun. İçinde sevgi olmadıktan sonra. Ay, ya İsmail, sen öğretmen olduğum için bizim gibi üst tabakadan borgulu insanların adetini bilmezsin. Milli Eğitim Bakanı Rıza'nın kızına yakışır bir davetiye diyecek. Yürü kız peşin. Tabii tabii. Ben bilmem sizin o üst tabaka adetlerinizi. Ben alt tabakanın gururlu öğretmenlerindenim. Zaten bilmeyene hiç niyetim yok. Sıktınız da doğrusu. Çıkıyorum ben. Aa! Vallahi de bırakma. Billahi de bırakma hemen öyle. Şöyle bursağından zengin şu pahalı bir şeyler geçsin. Sen hiç çap gücünü içtin mi? Çok bir cino. İçmedim. Zaten ben bilmediğim şeyleri içmem. İşte benimki de soru. Nereden içesin ki? Daha neler neler hazırlattım ben sana. Mokalar, English çaylar, tribolu çaylar. Bahçesi var, çayı var, bahçesi var. Sahip de yenge. Neden ayı kürkü? Hani ufakça da bir şeysiniz. Ya ne olaydı İsmail? Çeçe gibi küçük bir hayvan mı olaydı? Benim gibi bir kadına ve altınlarına büyük, şaşalı bir hayvan yakışır. Hayvanlara özenmek yerine keşke biraz insanlara özenseydin yenge. Senin için daha iyi şeyler olabilirdi belki. Bravo! Şu fakir edebiyatını bir kenara bırak da ne içiyorum onu söylesene. Varsa bir Türk kahvenizi alırım. Yoksa musluk suyu da olur hani. Öğrencilik yıllarında az içmedim Giresun'un musluk suyunu. Sen adama ne diyorsun? Horsuk baş! Horsuk baş!
yenge, hizmetçiyi de mi ithal ettiniz? Sayenizde yerli sermaye çökecek. Meğerse doların yükselme sebebi de sizmişsiniz. Hep ithal, hep ithal. Unutma, en çok boğuluk getiren yağmur, emekçinin ağır teridir. Neyse neyse. Kızım Neriman söyle bakalım. Senin nişanını yapacağız. İyi hoş da. Sen okulu bitirebildin mi? Kuzeyin parlayan bir yıldız olabildin mi? Hay amca ne diyorsun sen? Konu nereden döndü dolaştı da bana geldi ya. Tabii ki olamadım. Daha Şenol Hoca'dan bir ton dersim var. Uzadı da uzadı yani. Ama var ya ben var ya ben. Bulmuşum zengin kocayı. Bundan sonra Sedanlı'yı da satarım Sedanlı'yı. İşte şimdi tam babanın kızı olmuşsun. Nerede tanıştınız peki? Zenginler mi söylediğine göre? Giresun itirafta tanıştım. Allah bilir hiç yüzünü de görmemiştirsin. Neyse olumlu tarafından bakalım. Kredi borcunu da zengin kocan öder artık. Ya amca ne kredi borcusu ya? Ben mezun olamadım ki. Evlenince de kredi borcum otomatikman silinecek. Tabii sen bekarsın bilmezsin böyle şeyleri. Ben de gide laf işte kızım. Siz ailecek yolunuzu bulursunuz. Neyse ben kalkayım. Daha abimin yanında vuracağım. Ona söyleyeceklerim var. Ya gelmeyeceğim. Pek zengin akış olmadı hem de. Cebimde sizin gibi para yok ya yenge. Belki de ondandır. Kızım korsuk baş. Giderken İsmail abi içeri aldım. Oraya yollanırım. Hallettim. Neyim abi? Benim altınlarım Selma'ya kış çayına gidiyor. Dedikodular birikmiş onları alman lazım. Koş koş kaçıyor musun? Baş bela. Beni kıskanıyor. Hoş geldiniz Sedalı Hanım. Ay hoş bulduk. Aşkım. Kız kaç sene oldu? Bir adım öğrenemedin gitti ya. Ne yapalım? Küçük hanım bir türlü ses bilgisayarını veremedi. Evin içinde bir sedalı, bir sedasız gezip duruyor. Normal değil mi? Normal canım, normal. Ne yapıyor? Biz söz dönüştü. Siz söz döndü diyorsunuz ama yüklemini bulmuş, cümlesini tamamlamış. Yıkıldı davetiyelerine bakıyor. Kızım o evlenemez. Ben de ondan önce bir şey ben görürüm size benim de. Ay bebeğim hoş geldin. Hoş bulduk tatlı, hoş bulduk. Ay canımın içi hoş geldin kız. Ne zamandır doğuramıyordun? Ay canım nişan hazırlıkları nasıl gidiyor? Bir bakayım dedim. Aa bak bebeğim tamam nişan hazırlığını. Davetiyelerim 15 dolar. Al da gözün heyecanlansın. Ay tatlım 15 dolar diyorsun da. Kız mı derse ben kağıdımı? Ay bu derin görevesi de aynı değil. Kız kiraz ofisten mi bastırdın? Ay Sedalı karı sözden anlamadığını bu kadar belli etme. Allah'ın cezası niye kiraz ofisi? Zafer abi de bastırdım. Kızım parayı 15 dolar ediyorum. İyi yapmışsınız bebeğim, iyi yapmışsınız. Ay Allah'ım. Ne bebeğimiş ya. Allah senin nişanını, gönlünü ne zaman yapıyoruz? Ay kuzum. Nasıl kısmet bunlar bilirsin. Bir bakmışsın, senden önce evlenmişim. Ay tabii canım nasıl kısmet. Kimine sıra sıra. Kimini ara ki bulasın işte beni. Hey kızım, gerçekten bulamamışsın. Gel sana bir kahve bakayım. Ne? Belki pahalı çıkar, kız koca yok, sana. Yok tatlım yok. Ben artık kalkayım, yeter bu kadar. Geçerken uğradım zaten. Alayım davetiyemi. Tamam tatlım ama bak mutlaka bekliyorum. Sen olmadan nişanlanma. Tabii canım, tabii. Görüşürüz. Ay ne
ulan karı. Ulan sabah körümken ne kadar konuştun ya. Oğlum ne attığını ne satması lan? Bu ne anlamak mısın? Ha sen onu diyorsun. Ya Kutay Market'in oğlunu torpilden bir yere atadım da o da hedaya olarak Ahadab'ı teknoloji harikası makineye göndermiş. Ultra HD miymiş, 4K mıymış, neymiş anlamadım ki ne ya. Dün Elcuk bakam dedim, açtım sanki salonun ortasındalar. Çok korktum ya. Ya fazilet, fazilet, fazilet. Ya ben bugüne bugün koskoca Milli Eğitim Bakanı Rıza Sarrafoğlu yam ya. Oğlum ben televizyonla melevizyonla uğraşamam ya. Başka bak ya. Şimdi biliyor musun? Dün gece ne oldu? Ne oldu? Ya dün gece üzerine afiyet. O kadar çok tuvaletim, o kadar çok gazım var ki anlatamam yani. Zaten yıllardır çıkartamıyorum bu gazı. Bilmiyorum yani. Ya neyse, orada aklıma o kadar güzel bir fikir geldi ki. Dedim, bizim eğitim sistemimizle ilgili çok büyük sıkıntılar vardı. Ben ne yapmalıyım da bu eğitim sistemini düzeltmeliyim dedim. Sor, sence ne aklıma geldi? Çok meraklandı, ne geldi acaba? Ya çocukları burçlarına göre yerleştireceğim. Mesela Aslan Burcu'nu Galatasaray Üniversitesi'ne, Terazi'yi Hukuk Fakültesi'ne, sonra başka... Bu kadar işte ya Fazilet, aklıma başka bir şey gelmiyor ya. Şimdi evimin canlı sermayesi. Ben sana bir sorum olacak. Sor bakalım Fazilet. Mükemmel bir fikrinin bir açığı var. Ben neymiş? Ben Ova Burcu'yum, beni ne yapacağım? Ya Fazilet, her şeyi ben düşünemem ki arkadaş ya. Onlar da kovacı olur, hapçı olur, torbacı olur. Daha makam mevki beni bekliyor ha. Gidip ağaçlarım var, onları halledeceğim. Tamam. Kendine dikkat et. Kardeşim uğrayacak bak unutma. Ya bıktım o meymenesi suratından ya. Sanki ben çok seviyorum senin akrabanla. Şu dört kaç değil mi hiç değil mi neyse onu açayım da bir izleyeyim bari. Sözde geçmedi. İnanır mısınız? Kınar
flörtüm falan. Vallahi Burcu Hanım, elime kadın eli bile değmedi. Değse o eli ne yaparım biliyorum. Tamam tamam, bilmek istemiyorum. Çok heyecanlı olduğunu biliyorum ama talibimi çağırmadan önce hep beraber bir oynayalım. Gönder gelsin. Hadi Mahmut, seni sahneye alalım. Hadi bakalım. Alo, Neroş'um. Neroş, hemen bize gelmişsin. Sana bomba sürprizim var. Kuafördeyim hayatım, işim gücüm var. Neroş, hemen bize gel. Bırak kuaförü, hadi bay. Ne yapıyor burada, ne yapıyor Allah'ın cezası? Kıskanç. Hay bu polis. Mahmut abi, bence çok güzel. Bir içim su mu? Söylesene.
Şimdi bir içim su diyemem ama bir damacana su. Gör ama ne damacana? Dik kafana lıkır lıkır iç. Sibel Hanım, o nasıl söz öyle? Hiç yakışmadı. Ya ne yapayım Burcu Hanım? Burada Mahmut abimin geleceği söz konusuyken yalan söyleyemem. Helal olsun kız Sibel. Seda Hanım, neden bana talip geldiniz? Yırtıcı bakışlarınız. Vahşi tavırlarınız beni etkiledi. Yeah, yeah. Burcunuz nedir Seda Hanım? Koç, sizin? Oğlak, desenize akraba evliliyor. Alo, iyi günler Burcu Hanım. İyi günler efendim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de çok iyiyiz. Vallahi büyük bir merakla bekliyoruz. Kime talipsiniz? Talip olmadan önce kendimi tanıtmak istiyorum efendim. 38 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Çok zengin, mal varlığı yerinde bir adamım efendim. Mesela neleriniz var? Maslak'ta 10 dairem var. Giresun'da dolmuş hattım var. Bankada da birikmiş 45-50 milyon dolara yakın param var. İnşallah Sibel sanadır ha, kaçırma bunu. İnşallah Mahmut abi bir bakalım. Bunu kim alır? Şakir amca, ölmezsen. Tamam ama Ferhat Bey, çok merak ediyoruz, kime talipsiniz? Efendim, ben nasıl söylesem bilmiyorum ama... Ben badem bıyıklı Serdar'ıma talibim efendim. Sibel diyorum, Sibel. Heyecan yaptın. Canlı yayındayız. Aman tanrım. Destur. Başımıza taşlar yağacak. Osmaniye'yi nakşedersem şayet sekte-i kalpten terk-i hayat edersem.
Gel vur ağzıma, gel vur o silleyi de ben de öpem o ağzından Serdar. Ya Serdar'cığım, Maslak'ta 10 dairem, Giresun'da dolmuş hattım var, bak gezdiririm seni, 11 mobil, 11 mobil yani. Bankada da birikmiş 45-50 milyon dolara yakın param var, elini sıcak sudan soğuk suya sokmam. Burcu Hanım, düşündüm de, benim gibi bir nakkaşa böyle bir yaklaş lazım. Kararımı verdim Burcu Hanım. Günü birbirine kavuşturmak gerek. Gel beni al, gel beni. Geliyorum Serdar. Bu program kaldırılacağı benziyor. Program kaldırılmadan önce ben Sedam'ı alıp gidiyorum. Ne gelin uçağından, ne düğününden, ne nişanından bahsediyorsun ya? Battık biz battık. Gidiyoruz buralardan, terk ediyoruz. Düğünü nişanı falan da unut. Bitti, anlıyor musun? Daha ne olsun ki? Bunun üzerine bir türkü daha söylerim abi. Çafa söktü yine, sunam uyanmaz, aho aho! Of, neyse şu işlerimi alayım yavuz. Gel. Of be, bu Giresun'da ne büyümüş böyle? Resmen metropol olmuş. Fazla hapıramıyordum abimin makamını. Geldi yine tipine ekmek bandığımız. Oo kardeşim. Hoş geldin, hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ya geç otur şöyle. Göbeğimi kaydırdın ha. Ya İsmail, dikkat edersen oğlum ya. Yılan derisidir bak, papağa geri gireden getirdim ha. Ne fark eder abi? Hepsine kıçımızla oturmuyor muyuz burada? Ya bu fakir kıçında durmaz, ne şey yaptın İsmail? Ya neyse, sen onu bunu bırak da dur. Öğretmenlik işi nasıl yürüyor? Şerefli öğretmenlik nasıl gidiyor? Ondan bahset. Nasıl gitsin abi? Bir yanım öğrencilere bir şeyler katmanın mutluluğuyla geçiyor. Bir yanım ayın 15'ini beklemenin üzüntüsüyle. Anlayacağın yaprak döker bir yanım, bir yanım bahar bahçesi. Bravo. Ya, şeyler İsmail. Öyle öyle abi. Yalnız benim buraya gelme sebebim başka. Neymiş sebebin ciğerim? Nasıl anlatsam, nasıl başlasam bilmiyorum abi. Benim Adana'da öğretmenlik yaptığım ortaokul var ya. Orada öğrenciler flakka içmiş. Ya İsmail, flakka nedir oğlum? Sorma abi, bütün öğrenciler zombi oldu. Millet birbirini yiyor. Meğerse okulun
müdürü bu işin içindeymiş. Cebini doldurmak için hiç etti öğrencileri. Ya İsmail, lan oğlum ben sana demedim mi lan Adana'da öğretmenlik yapılmaz diye? Lan oğlum bunlar hava sıcak diye güneşe koşu sıkan adamlar. Lan oğlum bunlar hayvanat bahçesinden kaçan küçük maymun esnaflarca birleşip bize saldıracak diye araya alıp bıçaklayan adamlar. Oğlum ne bekliyorsun lan? Lan oğlum buraya gelseydim sana torpille güzel bir iş ayarlardım. Cebimde dolardı ha. Abi ben senin ne torpilli işini ne de senin bu paralarını istiyorum. Senden tek isteğim görevini kullanıp bu yanlışa bir dur demen. Ya İsmail, oğlum ben sana yardım falan edemem lan. Sana anca Allah yardım eder ha. Ama neyse neyse tamam halledeceğim. Sen kafanı takma. Sen de biraz akıllan da cebini doldur. Bu hayat böyle yürümez bak sana diyeyim ha. Hala cep diyorsun, para diyorsun, anlamıyorsun abi, anlamıyorsun. Çıkıyorum ben. Ulan fakir edebiyatı yapıp duruyorsun. Cebinde kuruş yok lan. Yapılsın. Ya kurban oldum abim. Ya o iş olur, nasıl olur bilmiyorum ya. Daha geçen gün edebiyat okuyan birini matematik öğretmenine atladım. Bak kurban Müdür! Bir daha düşün istersen. Aman tövbe diyeyim abi. Çok münasip bir yerlerine onları bak Ceytan. Ha şöyle. Müdür. Bir şey söyle de içelim ya, geldik buraya. Ya kusura kalma abi, lafa daldık ben ne söylemeyi unuttum ya. Sana bir mokka söyleyeyim, mokka içer misin? Olur, mokka söyle de içelim. O zaman sana mokkalı bir kahve söyleyeyim. Ya müdür, mokunu çıkarma da çabuk söyle. Yapma, ya. Alo, kızım, bize iki tane mokka getirir misin, çabuk ol. Getirdim mokkanızı. Teşekkürler şekerim. Afiyet olsun şekerim. Yahu şu kahvelerde bir kere köpük olsun ya. Lama takviye yapalım. Oh en sevdiğim. Bol köpük. Ya aman değil kurban olayım. Sıç. Gel lan. Ya içmiyorum lanet gelsin içmiyorum ya. Ya müdür. Senin bu kız kaç yaşındaydı ya? Ya abi benim kıza nereden geldik şimdi ya? 23 yaşında. Neden sordun ki? Ya diyorum ki hazır benim yeğenin işini bulmuşken eşini de bulsak ya. Ya abicim ne diyorsun anlamadım ben ha. Müdür sen de bir şeyden anlamıyorsun şekerim. Akşama hayırlı bir iş için size geliyoruz. Kahveme de orada devam ederim. İyi peki abi. Nasıl istersen buyurun gelin. Gecilerin canına okuyan Dursun Şahin diye bir adam var. Şimdi onun topuklarına sıkmaya gidiyor. Herkese kurşun, sana gül Müzeyyen. Ya şimdi ben ne yapacağım ya? Ulan kesin vuracak bu adam beni ha. Kızı falan vermesek evin ortasına Erman basar da bu manyak. Neyse, şu Neriman'ı arayayım da hazırlansınlar.
Alo. Ya kızım sen kime çektin ya? Lan niye ağlıyorsun hala? Bak akşam seni istemeye gelecekler ha, hazırlanın ha. Ne diyorsun Allah, kim geliyor beni istemeye? Ya kızım hazırlan diyorum ya sana. Akşam seni istemeye gelecekler. Anana da haber ver. Tamam baba da zenginler mi? He zenginler. Şeker Fuat ve adamları geliyor. Topuma sıkacaktı burada ya. Neyse. Hayırlı bir iş için gelmişiz buraya. Ağzımızın tadı kaçmasın. Aynen şimdi. Abi kaçmasın ya. Ah, hazırlanmam da çok uzun sürdü. Geç lan şuraya. Lan o kadar işin gücün arasında bir de sen de mudara. Kudurup bezer. Hadi çık yukarı, bir daha da gelmiyor. Hadi. Bırakın gelsin gelsin. Gelsin gelsin de şu şekeri. Kurtuluruz belki. Sus lan. Ya müdür. Kim bu değişik ya? Yok şeker Fuat abi. Ya kusura kalma ya sana. Bu erkekçidir, hep erkeklere saldırıp duruyor. Neriman da köpeğine sahip çıkmıyor. Ya kusura kalma diyorsun da az kalsın hırsımıza geçiyordu ya. Ya neyse neyse. Ağzımızın tadı kaçma sana. Neriman bir kahve neyin yap da içek ya. Neyi kahve içersiniz? Kızım şeker Fuat abi mokka içer, ona mokunu koy da getir ya. Ya getir zıkkımın kökünü getir ya. Yürü çabuk. Müdürcüğüm, bu da benim yeğenim.
sessiz, sakin, kendi halinde. Maşallah. Elimizle sevmedik biz bunu. Küçükken hep tepinedik. O yüzden böyle oldu. Ya az açılsın diye de tiyatro derslerine gönderdik. Fayda etmedi bu küp şekerine ya. Maşallah abi, maşallah. Yumurta gibi olan ha. Kız yavaş. Ya kızım bakma bakma. Lan bakma bakma. Yavrum kardeşim ya. Bir kere de köpük olsun şu kahvelerde ya. Lama. Allah birer pislikle iç. Çok güzel oluyor ha. Neyse Şeker Bey. Bulut balgamlı, pardon bulut. Kocuklu halimiz içtiğimize göre oğlumuz ne iş yapıyor? Şimdilik ücret öğretmenlik yapıyor. Ama yakında atanır değil mi Rıza'cığım? Atanır inşallah abi ya. Ne? Öğretmen mi? Ne demiştiniz ki? Bana baksana sen! Ne bulup gidiyorsun ulan? Senin maaşın benim kafirle etme sanıyor musun? Kız geç, dayısı ulan, sen bundan. Amcası geç. Biter kızı başlar lan. Ulan oğlum ne yapıyorsun lan, öldürtüreceksiniz beni lan. Kızım, biraz sakin ol istersen. Kadımız kaçmasın. Gördün silahı tabi. Sabahtan beri diyorum sana. Yeter be! Neriman, kızım! İstemiyorsan söyle! Sen bu baban bakma! Bu zaten hep karanın peşinde! Hazret diyor, beğenme arıyor, kalk! Yok! İstemiyor, kaçma eşeği! İstemiyor işte, istemiyor! Lan oturum sana da oğlum! Sen biraz fazla konuşmuyor musun? En azından senin gibi boş konuşmuyorum, Celibo! Lan İsmail! Senin yaptığın atar benim hayatıma renk katar. Şşş! Nazra ile konum mu atıyorsun aslanım? Oy! Çekin atıyorum, ne olacak? Lan İsmail, çekinmeden de söylüyor musun oğlum? Söylüyorum. Sıkayım. Dur! Ya abi yok, ben yok. Sıkarım. Abi çekin, silah çıktı. Dur yavaş, ciğerimi söktü. Onlar reddedemeyeceği bir kurşunsın. Oğlum, al bakayım şunu. Ben size içeriden atarım. Hey, hey, ne oluyor burada? Oğlum, kim öldü? Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadım. Bu hayattan atılan değil, biz bırakan ol. Ulan İsmail! Ulan oğlum uyan lan! Ulan hepsi benim yüzümden ya. Gül gibi kardeşim gitti. İsmail uyan ya, kurban olayım uyan ya. Aman geze geze de ciğerime dert oldu lele lele. Dert oldu, dert oldu, dert oldu. Ay ay yüreğime yine kan dondu. Le 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 kan doldu, kan dondu. Aman dumana, 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 garip İsmail'im ne gezer bugün dumana, 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 ey. Ataş düştü yer yakar, yine bugün kime ne yar ya.
içim geçmiş. Lan İsmail oğlum, sen ölmedin mi lan? Yok be abi, ne ölmesi? Saatime denk getirmiş helayı. Lan vay manyak ya. Ulan İsmail, lan oğlum hepsi benim yüzümden ya. Az daha öldürtecektim hepinizi. Abi bak, senin bu kirli işlerin yüzünden başımıza neler geldi. Az daha canımızdan oluyorduk. Gel bırak şu işleri. Hem bu işlerden kime fayda gelmiş ki? Ya İsmail, ya haklısın da. Lan ben bırakırım, onlar beni peşin bırakmaz ha. Bana bir ışık, bir yol göster bari, kurtulayım bu bataktan. O zaman gel seninle şu dünyaya bir ışık yakalım abi. Biz birlikte kararlı olduktan sonra kimse bizi yıkamaz. Belki biraz canımız yanar ama hem sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar kalacağız? Hem kaderde varsa üzülmek, neye yarar üzülmek ha? Yapacak mısın abi? Lan yapacağım İsmail lan. Lan sonunda ölüm olsa da yapacağım ha. Kardeşim! Abi! İsmail! Abi! Beni affet kardeşim! Sen de beni affet abi!